Türk Silahlı Kuvvetleri elektronik harp yeteneklerini yerli ürünlerle geliştiriyor. 6-7 Aralık tarihlerinde Ankara Ato Kongrezyum Angora Salonu'nda birinci elektronik harp sempozyumu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sempozyumda konuşma gerçekleştirdi. Türk savunma sanayisinin elektronik harp yeteneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, açıklamasında özellikle kara ve hava konuşlu sistemleri ele aldığımızda geldiğimiz nokta hiç de azımsanacak bir nokta değil. Özellikle yaptığımız uzaktan karıştırma kabiliyetine sahip hava soş, refakatte karıştırma kabiliyetine sahip olacak bir ehbot, yakından karıştırma kabiliyetine sahip olacak bir iha soş ve bunları karadan destekleyecek kabiliyete sahip olan koral gibi geliştirdiğimiz sistemler değerlendirildiğinde iyi bir seviyede olduğumuzu düşünebiliriz. Ama bu öyle bir alan ki, her gün güncellemeniz, güncellenmeniz, yenilenmeniz ve üstüne katmanız gerekiyor. Var olan kaynaklarınızı ve insan kıymetinizi arttırmanız gerekiyor ifadelerini kullandı. Görgünün açıklaması sonrası Ehpod'un harici bir öz savunma podundan refakatte karıştırma poduna evrildiği veya projenin fazlar halinde ilerleyebileceği değerlendiriliyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde hali hazırda F-16 ve F-4E 2020 savaş uçaklarında kullanılan harici AN-ALQ-211 ve ELL-8225 gibi öz savunma podları yer alıyorken henüz envantere girmiş bir refakatte karıştırma podu bulunmuyor. AN-ALQ-99 refakatte karıştırma poduyla donatılan EA-18G savaş uçaklarının Amerikan ordusunun hava operasyonlarına nedenli katkı sağlandığı göze alındığında, Türk Hava Kuvvetleri'nin de benzer yeteneklere haiz bir poda sahip olması büyük bir kabiliyet kazanımı sağlayacak. Eh podun mevcut paylaşılan bilgileri şu şekilde. Ehpot, radar ikaz alıcısı ve elektronik karşı tedbir gibi alt sistemlerden meydana geliyor. Ehpot'un radar ikaz alıcısı alt sistemi radar sistemlerinin yayınlarını poda yerleştirilmiş. Çoklu geniş bant antenlerle tespit ediyor. Sistem radar frekans bandını periyodik olarak tarıyor ve alınan sinyallerin frekans, darbe genişliği, yön ve darbe tekrarlama aralığı gibi parametrelerini belirliyor. Bu ölçümler kullanılarak sinyalleri ayrıştırıyor ve yayın tipini belirliyor. Elektronik karşı tedbir alt sistemi ise radarları karıştırmak veya yanıltmak için kullanılıyor. Bu işlemi radar ekranında çok sayıda sahte hedef oluşturarak, gerçek hedefleri gizleyerek veya rastgele hareket etmelerini sağlayarak gerçekleştiriyor. Ehpot, anlık bant genişliği ve sayısal RF hafıza gibi yeteneklere de haiz.